Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün size şu boya modelini göstereceğim. Bu bayağı Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bayağı popüler bir oya oldu artık. Gelinlerimizin de olmazsa olmazı olan bir oya. Gerçekten çeyizlerde olması gereken bir oya. Şu şekilde göstereyim. Ben çok beğeniyorum bu oyayı. Size bunun yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten buna gelin oyası da diyebiliriz aslında. Çeyizlerin olmazsa olmazı diyebiliriz artık. Çünkü o kadar popüler ki bu oya şu anda. Çok beğenilen bir oya. Şimdi altından, yeşilinden başlayalım. Evet. Tığımı sabitliyorum şu şekilde. Sabitledikten sonra ben şuradan kopartmıştım. Tekrar sıfırdan başlıyormuş gibi şu altını da iki zincirle yaptım arkadaşlar. Şu kutumun içine giriyorum. Sıfırdan başlıyormuş gibi bakın şu şekilde tığımı sabitledim. Evet, bir tane örümcek alıyorum. Ne kısa ne uzun şu şekilde. İki tane doluyorum tığımın başına. Ve 1, 2, 3. kutumun içine giriyorum. Şu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir çekip bakın direğimin içine 3 tane küçük fisilgeler yapacağız. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tekrar. Tekrardan içine battım. Bakın. Şimdi aşağıya kadar ineceğiz artık. 3 sık dolgu yaparak 4 5 5 6 tane sık dolgu yaptım. 7.'yi kutumun içine girdim şu şekilde. Bakın. Ve araları bakın şu şekilde ben 3 tane ara koydum. 3 tane sıklıkla yaptım. Siz istediğiniz sıklıklarla yapabilirsiniz. İki defa çeliyorum tekrar örümceğimi yaptım. 1 2 3. tığ battımın içine girdim. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar 3 tane fisilge yapacağız şu direğimizin başına. 5 tane çektim evet. Bakın. Şimdi 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıp 7.'yi aşağıda birleştiriyoruz şu şekilde. Evet, şimdi örümceğimizi yapacağız ve şu altındaki yeşilini yapacağız bakın. Şu çiçeğimizi yapacağımız gülümüzü yapacağız. Tekrar örümcek çekiyorum. 2 defa çeliyorum. 1 2 3. kutunun içine batıyorum. Şu şekilde. Biraz kısa oldu. Biraz uzatmam lazım. 1, 2, 3. kutumun içine giriyorum. Biraz uzatarak. Bakın şu şekilde. Uzatıyorum. Evet. Şimdi buraya geldik. Buraya geldikten sonra şu ortadaki çiçeğimizi yapacağız. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Şu geriye döndürdüm oyamı. Şu ilk zincirimin içine batıyorum. Şu şekilde ve burada bir zincir halkası oluşturdum. 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Tekrar düz tarafını çeviriyorum oyamın. Bir kere çeliyorum. Bakın 2 2 çıkartıyorum. Bir kere çeliyorum. 2 2 çıkartıyorum. Bir kere çeliyorum. 2 2 çıkartıyorum ve 3 tane bu şekilde yaprak yaptım ve 3 zincir çekip şimdi aşağıya inip yaprağımızın bir tanesini oluşturduk. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde tekrar 3 zincir çektim. Bir kere çeliyorum. Şu şekilde 1 2 2 2 çıkardım yani iki seferde. 2 2 çıkardım. Şu şekilde 3 zincirle aşağıdan yaprağımı bitirdim. 2 tane yaprak yaptım şu şekilde. Tekrar 3 zincir. 1 2 3.
Tekrar çeliyorum. 1, 2. 1, 2 defa da çıkartıyorum. 2, 2 çıkartıyorum. Ve 3 zincirle aşağıda bitiriyorum. Bakın şu şekilde bitirdim. Şu şekilde bitirdikten sonra aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zinciri aşağıya sabitliyorum. Şu şekilde çiçeğimizi oluşturacağımız yeşilimiz hazır. Şuradan bir tane daha çıkartmak istiyorum. Hızlıca. Çiçeğim tek ortada kalmasın. Kenarında yeşil olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu arada kalacak direklerimizden bir tanesi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 6 tane aşağıya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. de aşağıda birleştirdim ve kopartacağım burada yeşilimi artık. Size model gösterebileceğim kadarını yaptım. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde. Ve şimdi diğer ipime gidiyorum. Geçiyorum. Diğer ipim de şu. Şu şekilde parmağıma doladıktan sonra yine ipimi sabitledikten sonra şu çiçeğimizi yapacağımız gülümüzü aldık elimize. Şu şekilde. Ve şimdi şuradan, bakın şuradan başlıyorum. Buradan 7 tane zincir çekiyorum. Şu ipimi saklayarak zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim ve şu yaprağımın ortasından, bakın aşağıdan tam ortadan çok sıkıştırmadan, bakın şu şekilde çok sıkıştırmadan ortadan girdim. Tekrardan 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Yine şu ortadan aldım. Çok sıkıştırmıyorum bu arada yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip tekrardan şuraya gidiyorum. Arkadaşlar ben burada bir yanlışlık yaptım sanırım. Bunu arkadan başlamam lazımdı. Bunu yok sayıyorum. Yok sayalım. Öyle diyelim artık. Ben bunu arkadan başlayacaktım ilk defasında aslında. İlk yapışımda. Evet. Şuradan arkadan başlıyoruz. Biraz önce gösterdiğimin ama arkasından döndürünce düz tarafı gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bakın iki yaprağımın arasına alıyorum. Çok sıkıştırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. İki yaprağımın arasından alıyorum ve tek seferde çıkartıyorum. Çok sıkıştırmadan şu şekilde. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir alıyorum. Ve şu çiçeğimin başladığımız yerdeki gibi başına batıyorum ve işte burada yanlışlık yapmıştım. Neden? Çünkü burada geriye döneceğiz çünkü. Bakın geriye döndük. Şimdi burada geriye döndükten sonra bir sık iğne alıyorum. Ve burada evet. Şimdi sık iğne aldık. Döndürmüştük oyamızı. Bir, bunu kalemle yapacağız arkadaşlar. Göbeğini kalemle yapacağız. Ortasını. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sefer çeliyorum. 1, 2 defa da çıkartıyorum. Bir kere çeliyorum, 2 defa da çıkartıyorum. Bu şekilde 12 tane yapacağız arkadaşlar. 3 tane yaptım şu an. 4, 4 tane yaptım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane yaptım ve 1, 2, 3 zincirle aşağıya iniyorum.
Bakın şu şekilde kapatıyorum yaprağımı. Ve hemen yanındakine kayıyorum. Ve buradan kalemimizi alalım. Sabitledik zincirimin içine ve bir zincir aldım. Bakın ben kalemi arkasından geçirmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde geçiriyorum ki şu şekilde geçiriyorum. Geçirmesi daha kolay oluyor diye. Ama şu anda ben bunu üzerime tutturup da yaptırıyorum kalemi aslında. Şu an kameranın açısında olduğu için biraz zorlanabilirim. 2 2 3 3 4 5 10 tane yapacağız arkadaşlar bu şekilde. 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım bakın bu şekilde. Ben bunu çıkartarak yapacağım arkadaşlar. Çıkarttığım zaman da çok dağıtmadan, yani şurası çok dağılmayacak. Ben bunu çıkarmadan yapamıyorum. Yani çok zorlanıyorum. Öyle söyleyeyim. Kalemle beraber. Ben çıkarttım. Çok karıştırmadan, burayı çok elimizle oyalamadan hemen yan tarafa atladım zincirin içine. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde 3 zincir çekip bir defa çeliyorum. Aynı diğer tarafındaki yaprağımızı yaptığımız şekilde iki defa da bir defa çeliyorum, iki defa da çıkartıyorum. Bakın 2 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 3 zincirle aşağıya inip sabitliyoruz yaprağımızı. Şu şekilde oluşturuyoruz ve bunu kopartalım artık. Evet, koparttım. Bakın şu şekilde çok karıştırmadan yapraklarımızı, bunları örerken dikkatli öreceğiz. Ve şimdi üstüne beyaz ipimi alıyorum, parmağıma doluyorum. Evet, şu şekilde sabitledim ve şuradan ilk, bakın ilk ipimden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve aynı ipimin içine batıyorum ve hemen yana kayıyorum. Bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum, yine aynısının içine batıyorum, yana kayıyorum. Yana sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir, yine aynı içine batıyorum, hemen yana kayıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir içine sabitliyorum ve hemen düzgün tarafıyla yana kayıyorum. Karışmayacak arkadaşlar, şeyle bakın, iplerimiz karışmayacak şekilde, şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yana kayacağım tekrar. Şöyle düzelteyim. Evet. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Evet. Şu şekilde yana kayıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir içine sabitliyorum ve tekrardan yana kayıyorum. Bu şekilde hepsini bitiriyorum.
Evet, bu şekilde boyamız bitti arkadaşlar. Bir kopartıyorum. Evet. Bakın. Gelinlerimizin çeyizinde olmazsa olmazı bir oya. Evet. Çok şeker ve çok güzel olmadı mı? Bakın. Ay çok güzel gerçekten. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.